Merhaba değerli arkadaşlar. Dersayi.com'un size için hazırlamış olduğu konu anlatım derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde 11. sınıfın önemli konularından olan boşaltım sistemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimiz konusu idrar oluşumu. İdrar böbreklerde nasıl oluşuyor? Bundan bahsettik. Değerli arkadaşlarım bu konu özellikle AYT sınavında da karşımıza çıkabilecek konuların başında geliyor. Onun için bu videoyu izlerken AYT dersi çalışan arkadaşlarım için de önemli bir konu anlatımı olacak. Bu ders ayet notları aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu notları ve daha fazlasını dersayet.com internet adresimizde de bulabilirsiniz. Ben hiç vakit kaybetmeden dersime başlıyorum ve tüm arkadaşlarıma iyi dersler diliyorum. Gençler, bir önceki dersimizde biz böbreğin yapısından, nefronun yapısından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise idrarın oluşumundan bahsedeceğiz. Değerli dostlarım, idrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşir. Bunlar süzülme, geri emilim ve salgılama yani segresyon olayıdır arkadaşlar. Peki bunlar nasıl gerçekleşiyor? Gelin hep beraber bir görelim. Önce süzülmeden bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlarım, aorttan çıkıp aorttan çıkıp böbreğe gelen damara biz böbrek atar damarı deriz. Bu böbrek atardamayıyla böbreğe ulaşan kan böbreğe arkadaşlar kabuk kısmından gider ve ne yapar arkadaşlarım? Nefrona yayılır. Bütün nefrona yayılır arkadaşlar. Nefronlarda bulunan glomerulus kılcal kan damarı yumağı içinde bulunan arkadaşlar o kandan gelen maddeler ne yapıyor? Bizim nefronumuza yayılıyor. Şöyle göstermek istiyorum bakın. İdrar oluşumundan bahsediyoruz birinci adımı süzülme. Hani az önce gördük ya arkadaşlar bir nefronun yapısında. Şurada arkadaşlar bakın bir glomerulus kılcalının içinde bulunduğu ne kanı vardı o akış, vardı vardı bak Bowman kapsülü vardı arkadaşlar değil mi? Bakın Bowman kapsülü. Şimdi değerli arkadaşlar şurada glomerulus kılcalı varmış bakın. Glomerulus kılcalı. İdrar oluşumundaki birinci aşama arkadaşlar süzülme. Yani kandan kandan kanala değerli arkadaşlarım madde geçişi. Nasıl gerçekleşiyor? Şöyle gerçekleşiyor bakın. Bizim bu kandaki monomer maddeler arkadaşlar bakın. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu Bowman kapsülüne geçiyor. Yani nefron kanalına giriyor arkadaşlar. Peki nedir bu kan maddeler arkadaşlar? Kanda bulunan maddeler nelerdir? İşte sevgili gençler bunlardan birincisi sudur. Daha sonra glikoz var, tuz var, mineral var, üre var, vitamin var ve hücre zarına geçebilecek diğer maddeler işte. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, A vitamini, B vitamini gibi gibi. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası monomer maddeler, hücre zarına geçebilecek maddeler ne yapıyor? Glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne geçiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, yukarıdaki bir önceki dersimde bahsetmiştim. Glomerulus kılcalı normal kan kılcalarından farklıdır. Çünkü iki ucu da arkadaşlar ne bulunuyor dedik arkadaşlar? Atardama bulunuyor. Bakın glomerulus kılcalının özelliklerini buraya not almışız. İki ucunda atardama vardır. Dolayısıyla burada akciğer glomerulus kan damarında, kılcal kan damarında kan basıncı yüksekte ve glomerulus kılcal boyunca sabittir. Bir de arkadaşlar yüksek kan basıncı olduğu için buradaki epitel doku çift katlı epitel olduğunu unutmuyorsunuz sevgili gençler. Glomerulus'ta bakın bir geri emilme olayı yok. Yani şöyle bir olay gerçekleşmez arkadaşlar. Bakın şöyle bir olay olmaz diyelim arkadaşlar. Yani Bowman kapsülünden glomerulus fıtcanına madde geçişi olmaz. Demek ki idrar oluşumundaki birinci aşama kandan gelen hmm, ve vücut zannına geçebilecek birçok şeyin glomerulus kılcalığından Bowman kapsülüne geçti. İyi de hocam bu her şey geçti tamam bunu biz şöyle devam ettirdiğini düşünürsen şöyle gibi şeyler olacak. İşte şurada idrar toplamak alan mesane var. Burada girdiğin maddelerin hepsi mesaneye mi gidecek? Tabii ki mesaneye gitmeyecek arkadaşlar. İşte bu az önce geçen su, glikoz, tuz, vitamin, üre gibi maddeler var ya... ...bunların geri alınması gerekiyor. Yani geri emilmesi gerekiyor. İşte idrar oluşumundaki ikinci safha arkadaşlar geri emilmeydi. Bir süzülme, iki geri emilme olay olacak arkadaşlar. Bakın. Ne dedik? Glomerulus'tan dolman kapsülünde süzümle geçen sıvı içerisinde akışır. Sadece atık maddeleri bulunmaz. Aynı zamanda ne var dedik? Su var, glikoz var, amino asit var, vitamin var, mineral var. Var, oğlu var. Değil arkadaşlar, eğer bunların yeri eminmezse, bakın bunlar ne yapılır? Hepsi e, toplamak haline gider ve idare yolla atılır. Değil arkadaşlar, dedik ya, glomerulus'tan çıkan bir de toplayıcı yani glomerüsten çıkan e, götürücü götürücü damar var. Nasıl yapıyordu? Bakın şuraya tekrardan çok basit bir şekilde çizelim. Şu bizim bir nefronumuz olsun yine. Bir nefron çiziyorum bakın şöyle. Şöyle proksimal tüp, distal tüp ben şöyle hızlıca Henle kubunu çizeyim şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar. şu anlatmaya çalışıyorum. Şurada bakın kırmızı renkli görüyorsunuz. Şu getirici atardam vardı. Süz, böyle kılda glomerüs kılcalı oldu. Bizim götürücü atardam damar Bakın şu çizmiş olduğum şu damar, şu kanalın etrafındaki damar işte şu yukarıda işaretlemiş olduğumuz maddeleri ne yapar? Geri emer arkadaşlar. Yani glomerüsten çıkan götürücü e, atarda var. Nefron kanalındaki maddeleri geri emer arkadaşlar. İşte bu emilme olayını arkadaşlar geri emilim. Yani kanaldaki maddelerin tekrardan kana karışmasına biz, kana kazandırılmasına biz geri emilim deriz. Peki arkadaşlar dedik ya dersin başında bunlar arkadaşlarım geçen yıl yani 2019 AYT sınavında çıkmış bir sorudur arkadaşlar şu karşımızdaki ne şekil arkadaşlar 2019 AYT sınav sorularına bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Nedir bu? Arkadaşlar bakın dediğimiz gibi proksimal tüp vardı. Değil mi? Henne kulbu vardı ki arkadaşlar biz ona inen kısım çıkan kısım diye biraz sonra farklı isimler vereceğiz. Distal tüp vardı bir de toplama kanalı vardı. İyi de bizim bu glomerüsten e, kanı emen götürücü atardamar. Neleri nasıl demiyor arkadaş önemli. Bakın. Değerli arkadaşlarım. Bizim proksimal tüpte glikoz ve amino asitin bir çoğu ne yapılır? Geri emilir arkadaşlar. Hani kandan kanana geçmişti ya. Şimdi kanaldan kana tekrar geçecek. Yani geri emilme olayı olacak arkadaşlar. Değerli dostlarım. Bu olay bakın şuraya da var, notlarımız var. Notlarımızda da beraber gidelim notlarımızda. Diyeceğiz ki proksimal tüpte arkadaşlar glikoz, amino asit gibi organik maddeler bir karbonat yanları su, potasyum ve e, tuzlar arkadaşlar ne yapılır? Geri emilir. Nerede? Proksimal tüpte arkadaşlar. Bu olay, bu olay arkadaşlarım ne, nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Difüzyon kurallarına göre. Şimdi hatırlarsanız bir monomerin çok olduğu yerden az olduğu yere geçişine biz ne deriz? Difüzyon deriz. Peki az olduğu yerden çok olduğu yere geçişine ne deriz? Aktif taşıma deriz. İşte ona göre arkadaşlarım buradaki olaylar difüzyon ve aktif taşıma olayları şeklinde olur. Eğer madde çoktan da doğru geçerse difüzyon, azdan çoğa geçerse arkadaşlar aktif taşıma adını alır demiştik. Arkadaşlar bakın Henle proksimal tüpünde bu şekilde oldu. Peki Henle kulpunun inen kısmında arkadaşlarım dikkat ederseniz sadece su var burada. Bakın bu da burası biraz detaylı. Zaten boşaltım sistemi arkadaşlar en karmaşık olan kısmı burası. Yani ne nerede nasıl emiliyor şeklinde bir soru. Değerli arkadaşlar, bizim henne kovunun inen kısmında buradaki kanal arkadaşlar sadece suya geçirgenir ve inen kısmında sadece su geri emilir arkadaşlar. Çıkan kısımda ise tuz geri emilir. Yani inen kısımda bakın, yani şöyle düşünürseniz, şu yeşil oklar görüyorsanız, yeşil oklar takip ettiğiniz zaman inen tarafta sadece su emilir, çıkan tarafta arkadaşlar sadece tuz emilir. Yine bizim distal tüpte arkadaşlar suyun potasyumun, hidrojenin geri eminimi, bikarbonatların geri eminimi oluyor. Ama hani dedi ki arkadaşlar bizim bir hormonumuz vardı. Ne hormonuydu bu? ADH yani vazopresin hormonu. İşte arkadaşlar bizim arfala bundan saklanan ADH yani antidiüretik hormon buraya etki eder ve suyun geri emilimini sağlar. Eğer vücutta çok suya ihtiyaç varsa ADH ona göre arkadaşlar saklanır. Eğer su ihtiyaç yoksa arkadaşlar ADH ona göre sağlanır. Yani ADH'in çok mu sağlanacağı, az mı sağlanacağı kandaki su miktarının arkadaşlar e, oranı önemli oluyor orada. Eğer su oranı eğer kanda su oranı azsa arkadaşlar ADH ona göre daha fazla şekilde sağlanmış olacak. Son olarak arkadaşlarım geldim idrar toplama kanalına. İdrar toplama kanalında ise arkadaşlar yine ne emiliyor arkadaşlar? Tuz emilimi yeri olur, üre emilimi olur ve su emilimi olur. Tamam hocam tuzla suyu anladım da üre ne alaka ya? Arkadaşlar bakın şuraya tekrar geldim. Glomerulus kılcalından boğman kapsına geçen arkadaşlar üre yaklaşık 100 tane olsun. Tamam mı? 100 tane üre geçti. Şimdi sen bunun yüzünün de hepsini idrara gönderirsen, mesaneye gönderirsen arkadaşlar ciddi anlamda çok su atman gerekir. Yani üre tamam amonya kadar daha amonya göre daha az zehirli ama niye de arkadaşlar çok fazla miktarda suyla atılması gerekiyor. İşte Üyenin arkadaşlarım yüzde si yaklaşık yüzde arkadaşlarım ne yapılır? Geri kana kazandırılır ki bu şekilde e, bir durum olsun. Bir de arkadaşlar dikkat ettiyseniz şurada idrarda ne bulunmaz sorusu var. İdrarda arkadaşlar sağlıklı bir yerde glikoz ve amino bulunmaz. Herhangi bir kan hücresi bulunmaz. Yani glomerulus kılcalı kanı sonuçta kan damarı var, etkosit var, lökosit var. Yani idrarda arkadaşlar kan hücreleri bulunmaması gerekiyor. Şimdi toparlıyorum. Toparlıyorum. Bizim arkadaşlarım, bizim dedik ki proksimal tüp dediğimiz bir tüp var. Nefron kanalındaki proksimal tüpte arkadaşlarım glikoz, amino asit gibi organik maddeler bikarbonat su gibi maddeler ne yapıyor? Tekrar emiliyor arkadaşım. Hendenin inen kısmı dedik ki suya karşı geçirgendir. Burada su doğrudan emilir. Çıkan kupu ise arkadaşlar suya karşı geçirgen değildir. Doğal ise burada ne emilir dedik arkadaşlar? Daha çok tuz emilir dedik. Distal tüpte de arkadaşlar Yine tuzun ve bikarbonatın e, eminimi devam ediyordu. Geri kalan etkisi, hani dedik ki ADH etkisiyle arkadaşlar suyun eminmesi de yine e, ihtiyaç varsa distal tüpte de devam ediyor. Arkadaşlarım yine hatırlarsanız e, endokrin kısmında bahsetmiştik. Böbrek üstü bezinde sağlanan bir aldosteron vardı. Aldosteron hormon etkisiyle yine sodyum geri eminimi olacak mı olmayacak mı? potasyum atılımı olacak mı olmayacak mı? Yine aldosteron miktarı arkadaşlar bizim distal tüpü etkilerek onun miktarını veriliyor. Son olarak arkadaşlar süntü idrar torbasına gitmeden önce son olarak idrar kanalına geliyor. Burada ise arkadaşlar tuzun, suyun ve ürünün geri emeği tamamlanıyor dedik. Bakın bu kısım biraz karışık kabul ediyorum ama şu notlarımız şu kısmında arkadaşlarım bir paragrafta burayı özetlemeye çalıştık. Umarım burada faydalı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şimdi ben size önemli bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Hocam tamam anladık. Bu maddeler geri emilecek de yani bunu kim belirliyor? Yani suyun ne kadar fazla ne kadar emilecek? Tuz ne kadar emilecek? Bu ne belirler arkadaşlar? Bunu kandaki o maddenin eşik değeri belirler arkadaşlar. Eğer kandaki eşik değer atılması gerekenden daha azsa arkadaşlarım atılmaz. Ama Kandaki eşik değer çok üstündeyse arkadaşlar eşik, madde eşik değerin çok üstündeyse arkadaşlar o ne yapar? İdrarla uzaklaştırılır. Yani belli bir değeri vardır kanda. O değerden daha fazla madde bulunuyorsa o madde atılır. Daha az madde bulunuyorsa o madde atılmaz arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek var bir hastalık var mesela. Arkadaşlar diyabet hastaları yani şeker hastalarında kanın glikoz miktarı normalde arkadaşlar olması gerekirken çok fazla miktarda olur. Yani Hatırlarsanız şeker hastaları arkadaşlar kandaki şekeri kullanamıyorlar. Hücreye atamıyorlar. Kanda şeker miktarı ne yapıyor? Artıyor. İşte bu e, kandaş normal şeker miktarı olması gerekenden daha fazla olduğu için böbrek de arkadaşlar eşik değerinin üstünde olduğu için o idrarı idrar yoluyla şekeri atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla diyabet hastalarının idrarlarında arkadaşlarım glikoz ne yapılıyor? Bulunuyor. Ama sağlık bireylerde arkadaşlar idrarında kesinlikle glikoz bulunmaz. Arkadaşlar şöyle bir değer var. Ben bir duymuş oldum bunda. Sağlıklı bir insandan arkadaşlar glikoz ve amino asitin tamamı emilir. Suyun %99'u, tuzun %95'i ürenin ise arkadaşlar %50'si geri ne yapılır? Emir arkadaşlar kana geri verilir. Yani kan arkadaşlar glomerulus kılcallarıyla maddeleri getirdi. Hepsini Bowman kapsülüne döktü. Nefron kanalından ilerlerken arkadaşlar bu maddelerin glikoz ve amino asitin tamamı suyun %99'u, tuzun %95'i, ürün ise %50'si geri emildi ve kana kazandırıldı. İşte idrar oluşumundaki arkadaşlar ikinci basamak bu. Aslında oldukça basit ve düz mantığı var. Önce her şeyi döküyorsun. Süzülme. Sonra arkadaşlar ihtiyaç olanları geri emiyorsun. Geri emilim olayı. Bir de arkadaşlar salgılama yani segresyon dediğimiz bir olay var. Arkadaşlar özellikle bazı ilaç kalıntıları, asit ve bazı, bazı maddeler, Yine amonyak gibi arkadaşlar bazı maddeler. Hidrojen gibi, bu karbonat gibi, potasyum iyonları gibi bazı maddeler arkadaşlar. Yine arkadaşlar işte bir gıdalardan almış olduğunuz gıda boyaları arkadaşlar. Ne yapır? Kandan uzaklaştırılması gerekiyor. Yani bu ilaç kanıtları, gıda boyalarının da kandan uzaklaştırılması gerekiyor. Ama bunu arkadaşlar ilk başta hani glomerulus kılcalından atıyorduk ya bu olman kapsülünü. O şekilde arkadaşlar bir e, olay olmuyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? vücudumuz arkadaşlar daha doğrusu oradaki kılcal kan damarında arkadaşlar aktif taşıma olayıyla bunları tekrardan ne yapıyoruz biz ne yapalım kanını atıyoruz bakın şöyle yine çok basit olarak göstermek istiyorum şu bizim arkadaşlar glomerulus kılcalının olduğu boğman kapsülü distal tüp vesaire şöyle gidiyor arkadaşlar bakın şurada glomerulus kılcalı vardı ya buradaki bazı maddeler geç dedik arkadaşlar şurada da Götürücü atar damar arkadaşlar. Şöyle tarıyor da bunu. İşte buradan bazı maddelerin de atılması gerekiyor ama şuradan atılamamış arkadaşlar. İşte şuradan atılamamış. Ne yapıyor? Yine bazen bu kısımdan arkadaşlar aktif taşıma ile bazen şu kısımdan aktif taşımayla arkadaşlarım bu kanal içine doğru itiliyor. Yani salgılama olayı geçiyor efendim. Bu olay işte biz salgılama, segresyon olayı veya bazı kitaplarda arkadaşlarım buna aktif boşaltım adını da verirler. Arkadaşlarım bir notumuz var burada. Önemli. Demiş ki böbrek atar damarı, böbrek taplar damarı ve üreter içindeki sıvılar kıyaslandığında tekrar söylüyorum. Böbrek hangi içinde damar? Böbrek atar damarı. Böbrekten kan geçiren damar, böbrek toplar damarı. Bir de üreter var. O böbrekteki böbrekte mesane götüren kanal var, değil mi? Bunları kıyasladığımızda diye bakıyorum. Üremik miktarı en fazla olan hangisi olacak? Mantıken Kanı getiren de değil mi? Orada 100 tane üre vardı. Böbrek atar damar olacak. Üre miktarı en e, fazla olan, miktar olarak fazla bakın arkadaşlar. Miktar olarak fazla olan en fazla kim? Böbrek atar damar. Ama bize miktar sormayıp da yoğunluğunu sorarsa arkadaşlarım o zaman üretseler olacak. Çünkü mesaneye idrarı götüren o sıvı içerisinde arkadaşlar 150 miktarda ne var? Üre var. Hocam öbürde 150 ama bakın orada miktar olarak soruyor sizi miktarı yani birinde yüzde beş birinde onda beş arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani oran ile miktar farklı şey. Miktar sorarsa böbrek atar damarı oran sorarsa arkadaşlar böbrekden işte çıkan üretsel kanalı olacak değil arkadaşlar. Peki bu kadar şey anlattık. Bize sınavda arkadaşlar işte sorulacak şeylerde bir tanesi burası. Bir kıyaslama arkadaşlar. Bir kıyaslama. Gelin burayı tekrardan söyleyelim böbrek atar damarıyla böbrek toplarda var bir kıyaslayalım. Değerli arkadaşlar, böbrek atar damarında su miktarı tabii ki fazla toplarda azdır. Niye? Çünkü suyun bir miktarı arkadaşlar idrar yoluyla dışarı atılmak durumunda. Bakın, atardamar kanı getiriyordu, böbrek damar kanı topluyordu adı üstünde. Toplarda var, kanı topluyor. Getiren damarda su miktarı fazla. Glikoz miktarı arkadaşlar, atar damarda fazla, toplar damarda az. İyi hocam, sen dedin ki sağlıklı bireylerde glikoz atılmaz. Nasıl bu? Eşit olması gerekmiyor mu? Orada da şu cevabı veriyoruz. E kardeşim böbrek bir organ. Onun da enerji ihtiyacı var. E glikozun bir miktar ne yaptı? Böbrek kendisi kullandı enerjiyi üretmek için. Bak bir sürü yukarıdan aktif taşıma yapıyor. Enerji harcıyor. E bu enerjiyi nasıl e, kazanıyor? İşte glikozu parçalayarak kazanıyor. Dolayısıyla böbreğe kan getiren atar damarda glikoz miktarı fazla toplar daha az olmak durumunda. Oksijen arkadaşlarım hatırlarsanız solunum sisteminde bahsetmiştik. Tüm atardamarlarda damarlarda oksijen toplar göre fazladır. Orada akciğer atardı hariç demiştik arkadaşlar. Üre miktarı yine aynı şekilde böbek atardamarında fazla, toplar damarında az. Çünkü bir miktar %50'si atıldı dedik. Vitamin yine arkadaşlar böbek atardamarında fazla, toplar az olacak arkadaşlarım. Hep aynı mantık. Tuz aynı şekilde. Ama karbon yoksa arkadaşlar, atardamarlarda damarlarda karbon yoksa da olmaz arkadaşlar. Daha doğrusu miktar olarak Toplar damarına göre çok 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 azdır arkadaşlar. Karbon dioksit miktarı bebek atar damarında az, bebek toplar fazla olacak. Ama burada hangi istisna vardı? Tüm tüm atarlar, tüm toplarlar diye kıyaslayamayız. Orada akciğer topları istisnaydı arkadaşlar. Akciğer toplarında tam ters muhabbeti vardı. Peki kan proteini veya kan hücresi var mıydı arkadaşlar? Atılıyor muydu? Atılmıyordu. Kaç tane kan hücresi, kan proteini geliyorsa o kadar da arkadaşlar geri gitmek durumunda. İşte Karşımızda arkadaşlar böbrek atardamarı ve böbrek toplardamarında içerisindeki madde yoğunlarının yoğunluklarının kıyaslaması var ve bundan bahsetmiş olduk. Son olarak gençler bir de böbrek görevlerini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Neydi böbrek görevleri? Kandaki ürenin fazla miktarını uzaklaştırmak, vücutta su ve mineral dengesini sağlamak. Uzun süreli açlık anda arkadaşlar bakın önemli yine çıkmış bir soru. 90'lı yıllarda bu çıkmış bir soru. Bayağı bir öğrenci orada şaşırmış arkadaşlar. Ben de sonradan baktığım zaman bayağı bir itiraz gelmiş o soruya ama böbreğin bir görevi de arkadaşlar uzun süreli açlıkta amino veya ve asitlerden arkadaşlar glikoz dönüşümü sağlayarak kan şekerini dengelemektir arkadaşlar. Bu istisnai bir durumdur ama bunun olması için arkadaşlar uzun süreli açlık olması durumu, durumu olmak durumunda. Yani böbrek arkadaşlar glikozlar üretebiliyor yağ ve e, amino arkadaşlarım. Yine şundan bahsedeceğiz. Bebek arkadaşlar kan üretimin e, için gerekli olan hormon olan eritropoietin hormonu üretir diye yine dersin başında söylemiştik. Buna bağlı olarak arkadaşlarım da yine kan piyasının sabit tutulması böbreğin görevleri arasındadır. Değerli arkadaşlarım bugün de böbreğin yapısından nefronun yapısından böbreğin görevlerinden boşaltım sisteminin yapısından ve boşaltım sistemi görevlerinden bir nefronun yapısından ve bir nefronda idrar nasıl oluşuyor ondan arkadaşlar bahsetmeye çalıştım. Ee, dersiniz burada soru vermiş oldu sevgili arkadaşlar. Sorusu olan varsa alabiliriz.